Zeytinliköy'ün girişinde bir Rum ilkokulu olduğundan bahsetmiştik. Şu anda okulun önünden geçiyorum. Ve onun hemen yanında köyün girişindeki büyük kilise var. Aslında gördüğünüz gibi köyün etrafı tamamen zeytinlikler ve dağlarla kaplı. Şöyle biraz daha isterseniz kilisenin yanına doğru gidelim ve bir çekim yapalım. Dediğim gibi köy aslında bir Rum ilkokulu ve kiliseyle sizi karşılıyor. Ve daha sonra da sizlere bu Arnavut kaldırımlı taşlarıyla birlikte köyün içine hemen elini uzatıp çekiveriyor. Bu tarafta bir Rumların bir lokali var. O lokalde sanırım onların için bir sosyalleşme alanı ve üye olmayan kişiler buraya giremiyor. Köyün sokaklarında biraz devam ettikçe size bir terası olan bir yeşil ev, restoran ve kafeden bahsetmiştim. İşte o muhteşem butik otel burası. Ve burada bir terası var. Çayınızı, kahvenizi içerken, tatlınızı yerken ya da bir şeyler yerken bu eşsiz manzaraya tanıklık ediyorsunuz. Bahsettiğim lokal işte burası, o kocaman bina. Biraz daha uzaktan size Yeşil Ev Oteli de göstermek istiyorum. Hadi bakalım biraz daha köy içinde yürümeye devam edelim. Gördüğünüz gibi yapılar genellikle taş ve oldukça eski, yıkık, harap durumda olan evler var. Ama bir yandan çok çok bakımlı evler de görebiliyorsunuz. Söylemeden edemeyeceğim. Bence buranın en iyi tatlıcısı. Şu an görüyorsunuz. Barba Hristo tatlıları. Gördüğünüz gibi muhteşem bir sokaktan işte kendinizi artık kaptıracağınız muhteşem zeytinli köyün sokaklarında dolaşıyoruz. Bu arada o tatlıcı sütlü bir tatlı yapıyor. Burası o bahsettiğim meşhur Mina Cafe. Oldukça göz dolduran, süper tasarımı olan küçücük bir taş evden oluşan bir yapı aslında. Yaz mevsimlerinde bu gördüğünüz teras alanlara masalar, sandalyeler atılıyor. Bütün sokakları tabii tek tek ve detaylı olarak gezmeyeceğim. Bu arada kuş seslerini görüyor musunuz? Sadece sizlere tanıklık olması açısından, tanıklık etmek açısından birkaç yer göstereceğim. Tabii ki buraya geldiğinizde adım adım turlayıp Zeytinliköy'ü sizler kendiniz keşfedeceksiniz. Gördüğünüz gibi sokaklar oldukça dar. Biraz daha ilerleyelim. Bir çamaşırhaneden bahsetmiştim. Orası işte. İşte çamaşırhane burası. Ortak kullanım için suyun geldiği yer.
Burada muhtemelen kazanlarla suyu ısıtıp şu bölgede çamaşırlarını yıkıyorlardı. Dikkat ederseniz hep bahsettiğim şey Adana suyu çok bol. Her yerden ama her yerden su akıyor. Hadi şuradan başka bir sokağa girelim. Ha, burası açıkçası Zeytinköy'ün en çok ziyaret edilen sokaklarından birisi. Çünkü burada bir şarap evi var. Biraz önce de bahsettim, biraz ilerisinde tatlıcımız Barba Hristo. Bu arada sütlü tatlıların biraz detay vermeyi unuttum. Aslında sakızlı muhallebi tarzı baya baya lezzetli birkaç versiyon olan tatlıları yapıyor kendisi. Bahsettiğim şarap evi burası. İlgilenenler için. Şaraplarla birlikte güzel hediyelik eşyalar da satıyorlar. Tahminimce bu sokağın ilerisinde bir çamaşırhane daha vardı. Şöyle isterseniz biraz sağımıza solumuza bakınarak gidelim. Sanırım bu sokaktaydı o çamaşırhane. Barbaristan'ın yeri burası. Çok büyük değil. Şöyle bir balkona masa atıyor. Önünde birkaç tane masası var. Burada sanırım biraz inşaat çalışmaları olduğu için etrafta kum çakıl bir şeyler görüyoruz. Özür dilerim. İşte aslında bütün sokaklar tam da böyle. Hepsi birbirinden güzel. Dediğim gibi bu paylaşımı sadece sizlere fikir olması açısından veriyorum. Ki geldiğinizde kendiniz keşfedin. Merhabalar. Merhaba. Bakın burada da bir çamaşırhane var. Bu ilk gördüğünüzden biraz daha büyük. Ateş yakılan yerler. Burada çamaşır yıkama yerleri. Belki dövdükleri yer. Gördüğünüz gibi su bayağı güzel geliyor. Birkaç dakikalık bir çekim daha yapacağım. Dediğim gibi her şeyi size gösterip ben orayı zaten görmüştüm demenizi istemiyorum. Kendiniz gelip güzel bir belki bahar günü, belki bir yaz günü burayı kendiniz keşfetmeniz. Her zamanki kuralımız buradaki tatlı tatlı insanlarla konuşmanız. Onlarla güzel bağlar kurup, güzel dostluklar kurup köyden o şekilde ayrılmanızı isterim açıkçası. Öndeki beyefendi, hanımefendi şu an Rumca konuşuyorlar, Rum asıllılar. Hadi bakalım biraz onları takip edelim. Tamam şu arada. Gördüğünüz gibi sokak içinde sokak. Yani burasını tam olarak keşfedebilmek adına epey bir vakit harcamamız gerekiyor. Bu sezon biraz daha rahat. İnsan kalabalığı yok. Keyifli. Hava çok güzel bugün Gökçeada'da. Yaz gününü aratmıyor. Şöyle minicik bir sokak daha var gördüğünüz gibi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tatlı tatlı evlerine girdiler. Belki sıcacık sobaları yanıyor. Gördüğünüz gibi gerçekten yani buranın adada çok popüler olmasının bence çok çok haklı sebepleri var. Yazın
her yerin açık ve daha dolu dolu cıvız yolu olduğunda gelirseniz ne dediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Burada aslında bir sokağın etrafında birkaç tane kafenin olduğu, önlerinde masaların atıldığı, ister kahvenizi, ister içkinizi alabileceğiniz güzel kafeler var. Bir yerde sağ tarafta bu taş evin olduğu yerde bir tatlıcı mevcut. Bu adamın Dilek kahvesinin içildiği ve satıldığı yer burası. Bu arada özür dilerim. Şu karşıda gördüğünüz ahşap pancarası olan yer bir butik otel. Benim açıkçası favori kahve dükkanım burası. Şu an açık değil. Ama tüm bu alana yazın sandalyeleri masalarına atıyorlar. Ve gerçekten çok güzel kahve yapıyorlar. Çok güzel tatlılar yapıyorlar. Hadi bir de şu taraftaki sokağa doğru bir yürüyelim. Size orada da göstereceğim birkaç bir şey var. Söz videoyu kapatacağım. Ondan sonrası sizin elinizde. Siz geleceksiniz. Buraları siz keşfedeceksiniz. Eminim ki çok ama çok mutlu döneceksiniz buradan. Karşıdaki dağların güzelliğini görüyor musunuz? Ne kadar güzeller. Bakın böyle. Mavi pancur adada da çok yaygın kullanılan bir şey. Aslında bununla ilgili ben bir şey duymuştum. Mavinin içinde, yani maviyi oluşturan renklerden birisi de kırmızıymış. Ve bu kırmızılık sanırım haşerelerin, sineğin, börtü böceğin camlara yaklaşmasını engelliyormuş. Yani aslında bir çeşit haşere kovucu olarak düşünülmüş bir renk diye hatırlıyorum. Favori kafemi bir kere daha göstermek isterim. Hadi bakalım. Şu ileriden bir sağ, sonra biraz düz ilerliyoruz. Ve sonra turumuzu bitiriyoruz. Hop. Sizce de çok keyifli değil mi? Yani şöyle tertemiz bir doğanın, havanın, şırıl şırıl suların aktığı bir adada böyle güzel tarih kokan, dostluk kokan, arkadaşlık kokan bir köyde yürümek çok da keyifli değil mi? Benim için açıkçası öyle. Yani dediğim gibi bitecek gibi bir köy değil, gezmek için bayağı vakit ayırmanız lazım. Çünkü ben sizi çok çok ana noktalardan geçirerek bir fikir oluşması için bu turu yaptım. Başlangıç noktamıza gelmemize çok az kaldı. Burada da güzel bir kafe var. Ön tarafında kocaman kocaman bir terası var. İsmini zikretmeyeyim ama bir ipucu vereyim buradan. O terastan biraz önce videonun başında gösterdiğim o muhteşem zeytinliklere bakarak ve dağlara bakarak keyif çatabilirsiniz. Benden şimdilik Zeytinliköy adına yaptığım çekim bu kadar. Umarım yakın bir zamanda sizler de adada olursunuz. Sizleri de adada görürüz. Ve adadan çok mutlu, huzurlu bir şekilde geri dönüş yaparsınız. Kendinize çok iyi bakın, dikkat edin, sağlıkla kalın.